Hocam, ben geldim hocam. Ha, sen misin Redik? Gel gel. Batur Alp hocam, Batur Alp. Neyse, beni arayan saran oldu mu hocam? Olmaz olur mu? Bak, hepsini oraya not ettim, bak. Bunlar ne böyle hocam? Ben senin gibi bu kadına tahammül edemiyorum oğlum ya. Geldi buraya, cır 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 başladı konuşmaya. Baktım ki sinirleneceğim, hemen onu uyuttum. Arkadan Türkçe'ye bozuk param çıkışmadı. Sen gelirsin, verirsin diye bekledim. Onu da uyuttum. Bak işte üçüncüyü hatırlayamıyorum ya. Ha, o Refik olabilir. Refik mi? Hay Allah. Lütfen uyandırır mısınız hocam? Sürekli adımı karıştırdığınız Refik'le hep tanışmak istemişimdir. Olur. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Endişelenmeyin Refik Bey. Telaş edecek bir durum yok. Ne Refik'i kardeşim? İsmim Hikmet. Elektrik saatinizi okumaya geldim buraya. Ne? Elektrik saati mi? Çok affedersiniz. Bir yanlış anlamı oldu galiba. Elektrik saati girişte kapının yanında. Orada okuyabilirsiniz. Size ne kadar verecektik kardeş? 75 bin lira abi. Bu melune kadını uyandırmayayım ya. Hadi uyandırayım hadi. Aman hocam durun. O öyle kolay kolay gitmez. Uyandırmadan önce yardım edin de ayağa kaldıralım. Tamam hocam. Şimdi uyandırabilirsiniz. Peki yenge peki. 3 saattir tartışıyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Dediklerinizi harfiyen yerine getireceğim. Şimdi lütfen gider misiniz? Tamam canım gidiyorum. Şöyle efendi ol biraz. Madem dediklerimi yapacaksın giderim tabii. Gerçi niye geldiğimi pek hatırlamıyorum ama. İyi günler. Gelebilir miyim? Tabii kızım. Gel gel gel. Oo hocam. Galiba Gonca Gül Hanım gene size yemek göndermiş. Ayıptır söylemesi hocam. Sayenizde karnımız doyuyor. Annem size yemek gönderdi. Bu uzaktan kumandayı da sabah ben kırdım. Belki yersiniz. Sen beni yanlış anlamışsın kızım. Ben öyle bardak tabak yerim ama öyle her kırdığın şeyi de bana getirme rica edeceğim. Biz ninjalar öyle her şeyi yemeyiz. Sakar yenge. Hazım meselesi. Her neyse kızım. Annene yemekleri için teşekkür ettiğimi söyle. Nasıl olsa öğleden sonra kendisini göreceğim. Al. Bu da sende kalsın. Ay kalsaydı belki siz yemezsiniz ama buraya bir sürü genç ninja geliyor. Belki onlar yer. Tamam yenge tamam. Nasıl isterseniz öyle olsun. Hadi güle güle efendim güle güle. Güle güle. Batır al. Bugün bir şey yemeyecek miyiz oğlum? Benim çok karnım acıktı. Çok affedersiniz hocam. Yani Gonca Gül Hanım her zamanki gibi gene yiyecek bir şeyler getirir sanmıştım. O yüzden yemek hazırlayamadım. Yani kusura bakmayın. Bugün ben de kendisini göremedim. Bir işi mi çıktı acaba? Merak etmeyin hocam. Ben şimdi size 2 yumurta kırarım. Ayrıca bahar mevsimi sebebiyle vizyona giren bazı otlar toplamıştım. Onlardan da katar tıpkı eski günlerdeki gibi doğal bir akşam yemeği yeriz. Yoksa kızının getirdiği uzaktan kumandayı yemediğim için mi öyle yapıyor? Kırmış olmayayım kendisini. Ha, şu uzaktan kumanda mı? Ama hocam siz de öyle her şeyi yemezsiniz ki. Yok 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 yok. Muhakkak bu yüzden olmuştur. Çok hassas bir insan Gonca Gül Hanım. Kendini yemeğe vererek bu hissiyatını gizlemeye uğraşıyor ama alındı galiba. En iyisi ben kalkayım gideyim. Şöyle karşılıklı bir oturalım ben onun gönlünü alayım. Hadi Allah'a ısmarladık Refik.